Emekli maaşları belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Dün açıklanan kritik enflasyon verileri memur ve emekli maaşları üzerinde belirleyici oldu. Dün açıklanan kritik enflasyon verileri memur ve emekli maaşları üzerinde belirleyici oldu. En düşük emekli maaşı için gözler şimdi yeni hesaplama detaylarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayına kadar en düşük emekli maaşı 7500 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Ocak ayındaki kararla bu miktar 10000 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için zam oranları da belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı %25,73 olarak açıklanırken, memur ve memur emeklileri için bu oran %19,31 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelecek refah payı açıklamaları ise milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. 17 Temmuz Güncellemesi En düşük emekli maaşı için 17 Temmuz tarihine kadar yapılacak düzenleme bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada meclise sunulacak düzenlemenin önemine değindi. Enflasyon verileri ve beklentiler. Enflasyon verileri beklenenden biraz düşük açıklanırken uzmanlar bu durumu değerlendirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %24,73 zam oranının belirlendiğini belirten uzmanlar, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmenin etkisiyle %19,31 oranında zam yapıldığını vurguladı. Temmuz ayı en düşük emekli maaşı beklentileri Emin Yılmaz'a göre en düşük emekli maaşı için taban düzenlemesi yapılacak ve bu miktarın 13380 Türk Lirası, 12500 Türk Lirası ya da 15000 Türk Lirası aralığında olabileceği belirtiliyor. Şu anda kök maaş sebebiyle 3 milyondan fazla emeklinin zam alamama riski bulunuyor.